Tekrar merhaba. Koz kontrolüyle ilgili örneklerin ikinci videosundayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yedinci örnekle. Şimdi 3 pik oynanıyor. Batı 2 tur tref oynayacak ve trefe ikinciye çekiyoruz. Kayıplarımıza bakalım. 1 pik. Tabi enpas tutmadı ise bakacağız aslında enpasa gerek var mı yok mu her şeye bakacağız. 3 karo. O da tabi karoya çakamazsak son karoya. Ve bir tref kaybı var. Tref kaybı gitti zaten. Şimdi pik hemen bakar bakması ilk aklıma gelen pik ruvaya el vermeye razı olalım. Pik asıyla ama çakabilecek durumda olalım. Böyle oynayalım bakalım. Şimdi rakip tabii forcing defans yapacak. El aldığında tref oynayacak. Şimdi zaten atağı almıştı. Tekrar trefle devam etti. Pik bir enpas tutuyor mu bakıyoruz. Tuttu. Gibi ama değilmiş. Bizi resmen tuzağa soktu doğu. Kozlar kötü dağılmış. Ve defansta forcing defans yapıyor. Koz kontrolünü de kaybetmememiş lazım. Şimdi rakip bir daha trap oynarsa, tekrar çakarsak yani iş biter. O zaman koz kontrolü diye bir şey kalmaz. Buna göre oynayalım. Rakip aldı. Tabii trap oynuyor. Şimdi buna karo katacağız. Buna karo katacağız. Madem yerden çaka yapamayacağız karoya, o eldeki kaybı trefe transfer edelim. Yani sonuçta bir pik, iki karo, bir tref vereceğiz. Evet, 4 löve vereceğiz. Birinden kurtulmuş olduk ama. Transfer ettik yani. Karo kaybını trefe çevirdik. Dokuz löveye ulaşmış olduk. Sekizinci örnekte yine 4 pik oynuyoruz. Bir pik kaybımız var. Dama el verirsek her renkten birer tane kayıp var diyor. Körden de bir. Doğru. Karodan kesin gözüküyor. Bir. Yani rakip tabi karo oynamazsa ama tref. En gecikmeli kayıp trefte. Şimdi rakip kör başladığına göre kör damına bir löve kayıp gibi gözüküyor. Oynayalım bakalım. Alacağız tabii. Koz oynadık. Bakalım ne oluyor. Büyük koz dam gelmedi. Tekrar pik oynadık. Acaba dam düşer mi diye düşmedi. Artık defansa el vermeden oynamalıyız. Yani öyle bir şekilde oynamalıyız ki defans alıp da koz çekip iki kozumuzu birden çıkaramazsın. Buna göre oynayacağız. Demek ki hemen ilk yapılması gereken karo oynanmayacak demek. Karoyu dışarı veremeyiz. Verirsek kontratı yapamayız. Karo oynamayacağız. O zaman gireye tref kaldı.
Kıntrefe çakmadı. Bizim üstümüze de çakmadı. İstiyor ki alınca iki kozu birden almak istiyordu ama artık bu söz konusu değil. Bir tek pik damı alacak. Belki arada hani ben olsam o çaka yaptığında büyütmeyi tercih ederdim. Hiç olmazsa bir kozu alacaktık. Çünkü elinde karo kaç parça belli değil. Belki iki parça karosu varsa onu da kaçmasını engelleme mümkün olur. Şimdi her halükarda bu oyunla bu kontrat çıkmış olacak. Dokuzuncu örnek. Şimdi 4 kör oynuyoruz ve defans 3 tur kör oynayacak. Oynasın bakalım. 3 tur körü oynasın. 3 tur trep oynasın. O zaman bakalım. Şimdi kozumuz 4-3. Çok sıkıntılı. İki trefin dışında da iki trefi zaten verdik. Üç tane de pik kaybımız var. Yerden çaka yapmak için yeterli kozumuz yok. O zaman üçüncü trefe şu anda olduğu gibi pik kaçmak doğrusu. Bakın üç tur oynadığında biz çaka yapmadık. Çünkü 4-2 dağılımda defans oyuncularından birinde bizden daha fazla koz kalacaktı. Bunun yerine elimizde kayıp olan piklerden birini kaçtık. Devam edelim. Tabii rakip de pik oynadı bunun üstüne. Körler düşündüğümüz gibi 4-2. Zaten daha yüksek olasılık 3-3'e göre. Ama koz kontrolünü kaybetmediğimiz için kozları topladık ve karoları da tahsil edeceğiz. Elimizdeki kayıpları da hani pikleri de karolara vermiş olacağız. Burada kilit olay 3. trefe pik kaçmak. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer 4 pik oynanıyor. Yine 7 parça koz var ama bu sefer 4-2, 4-3 değil 5-2. Muhtemelen koz dağılımı demin olduğu gibi 4-2'yi bekleyelim. 2 de kesin tref kaybı var. Karolar iyi. Elimizde bir sürü kör var ama yerde o kadar çakacak koz yok. Şimdi dışarıdaki tüm kozları bitirmeye oynayalım. Ve ondan sonra da karoları tahsil etmeye gidelim. Şimdi burada kilit olaylardan bir tanesi kozumuz kısa. Yerde çakma imkanı yok. Onun için kör ası saklayalım. Yani bunun anlamı şu olacak. Hemen çakalım. İleride kör oynandığında asımız işe yarayacak. Şimdi kozları toplamaya başladık. Dışarıdaki son koza vermeye razıyız. Tabi defans tref oynayıp tahsilatını yapacak. Yaptı da. Ama hala koz kontrolü bizde. Bir kozumuz var. Ve kör ası da bizde. Sadece koz değil. Körü de kontrol edebiliyoruz. Bu sayede de artık karoyla yere geçip 3 tane körümüzü karolara
kaçarız. Bu örnekte 4 kör oynuyoruz. Şimdi 2 kör, 1 koro, 1 tref kaybı var. Kozdan 2 kayıp var. Karoda 4.'ye bir kayıp var. Ve bir de tref kaybı var. Şimdi koz kontrolünü yine kaybetmemek için bu tür ellerde yani tek ası olan 5-3 elde önce küçük koz oynuyoruz. Sonra kör asını oynuyoruz. Öyle yapacağız yine. Rakibin trefini alacağız. Önce küçük. Rakip de bir tref oynamaya devam ediyor. Şimdi kör asını çektik. Şimdi dışarıda bir koz kaldı. Yani ne kaldı? Kör olmuş. Tabii bu batıda da çıkabilir. Pardon, kör olmuşu değil. Kör ruası kaldı. Batıda da çıkabilir. Doğuda da çıkabilir. Her halükarda dışarıda 3-2 koz var diye hani onlu da olsa rua da olsa fark etmiyor. Bir tane bizden büyük onar var. Artık dışarı el kaptırmamak lazım. Buna göre oynayacağız. Öyle empas falan deneyemeyiz. Yani anlamı da yok zaten vali 10 as tek parçayla. Hiç anlamlı değil. Pike çaktık. Karo oynuyoruz. Bu tür ellerin hep nasıl çıkacağını gördük. Koz kalan tarafta bizdeki renk uzunsa yani karo burada olduğu gibi 4 parçaysa bu kontrat başarılacak. Bakın üstümüze çakabilseydi hemen trefte oynardı. Şimdi evet üstümüze çakamadı. Pik oynayınca da biz çaktık elden ve kalan trefi çakarak almak durumunda kaldı. Fazla bile aldık artı bir. Koz kontrolü ile ilgili son bir örnek daha yapalım. 4 pik oynuyoruz. Kayıplar çok fazla. Karoda, trefte, hatta körde, hatta belki pikte. Şimdi kör empası mecburi gözüküyor. Bakalım önce tutuyor mu tutmuyor mu onu bir görelim. Tuttu gözüküyor. Artık pik empasını yapmak şart değil. İki tur koz oynarız. Son kozu dışarıda bırakabiliriz. Ve ardından da kör oynamaya devam ederiz. Öyle planımız. Şimdi pik as rua çekeceğiz. Tabii önce bir körü de halledelim. Körde bir empas daha yapmamız lazım. Ve bu da güzel dağılmış. Trefte kaçtık. Şimdi hiç empasa gerek yok. Çünkü yerin kozuna da ihtiyacımız var. Karoya çakabilmek için. Dışarıda pik damı kaldı. Ama işe yaramayacak defans adına. Ve sonuçta 12 löve aldık. Hiç pik empasına girmedik. Bir tek kör empasıyla bakın ne kadar çok kaybımız vardı. Bir kör, iki karo, üç tref, bir pik. Bütün bu kayıplara rağmen yerin uzun körleri bir de 3-3 dağıldığı için empasta tuttuğu için fazla fazla çıkarmış olduk. Hepinize ilgiyle takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bölümün sonuna geldim. Bu haftalık da bu kadar.
Lütfen beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayanlara da abone olmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.